yansın. Selektörlerimizi yakıyoruz efendim. Çok güzel, harikasınız. Ardından kornayı patlatıyoruz. Süper. Abi. Ne yaptın oğlum? Görmüyor musun? Mektup yazıyorum. Bakayım. Lan! Seni tanımam. Hüseyin Ağa gönderdi beni. Sana da selam söyle. Hüseyin. Projenin ana amacı şehrimizi hangi gözle nasıl görelim diye temamız buydu. Kısa filmle başlayan sürecin şehrin ekonomisi, aynı zamanda ticareti, doğası, coğrafyası, yemeği, kültürü, sanatı, geçmişini ne şekilde başka bir gözle görebiliriz diye böyle bir çalışma başlattı belediye başkanımız. Bununla alakalı altyapısı oluştu. Sinema Genel Müdürlüğü ile beraber yaptığımız ortak protokolle gelişti ve süreç bugünlere geldi. İyi de bir katılımımız oldu. Bununla alakalı yaptığımız çalışmada bu yürütme kurulu olarak bu anlamda üniversiteden destek aldık. Bir oyuncu grubu, Türkiye'deki önemli oyuncu gruplarımızdan da bu anlamda destek gördü. Ve elemelerden sonrasında vizyonda da gördüğünüz gibi kategoride 4 arkadaşımız sıralandırmayı aldı. Diğer arkadaşların da filmleri bizim çok ilgimizi çekti ve bu konuda da şehrimizin hem kültürünü, hem coğrafyasını, hem doğasını, hem tarihini başka bir gözle gördü. Amacımız şehrimizin tanıtımını sinema amacıyla doğa kültür keşfedilmemiş alanlarıyla beraber meydana çıkarmaktı. Bir düşüncemiz bu oldu. Bugün de burada katılan vatandaşlarımıza biz yürekten teşekkür ediyoruz. İlk oldu ama güzel oldu. Bundan sonrası gelecek. Pandemi bizi bir zaman belki süreci biraz etkiledi ama bundan sonra daha iyi olacak düşüncesiyle. Vatandaş ve başkasıyla beraber daha güzel olacak inşallah. Uzun bir süredir vatandaşlarımız çocuklar ve ailece her alandan kısıtlı oldu. Burada aileyle beraber her tarafı güvenliği sağlamış vaziyette hem bir stres atma, hem bir kültür gelişim, hem de şehirlerle alakalı görseli daha yakından tanıma fırsatı buldular. Doğru bir istikamet oldu. İnşallah böyle düşünüyoruz. İnşallah vatandaşımız da bunu takdir etmiştir. Devamı gelecek mi peki? Önümüzdeki zamanlarda bunun devamı gelecek. Aslında bizim şehrimizle alakalı daha değişik bir projeksiyonumuz vardı. Pandemi dolayısıyla bunu askıya aldık. Yani gastronomi Rize'de bir projemiz vardı. Dünyanın yetiştiği önemli ve Türkiye'nin bizim önemli şirketlerin bu arada yapacağımız bir projeydi. Onu da pandemi süreci dolayısıyla şimdilik askıya aldık. Bir başka projemiz var. Bunlar zaman içerisinde devam edecek. Şehrimizin gelişmesi, katkısı ve tanıtımına öncülük edecektir inşallah.